lezzet programı bugün de sizin karşınızda devam edirir. Bugün farklı bir yerde ve farklı bir yemekten karşınızdayız. Eminim ki bundan önce böyle bir yemek yemeyipsiz, hatta ki yapmayıpsiz bile. Ama malzemelere gelince hiç yabancı bir şey yoktu. Ortada her şey bildiğimiz gibiydi. Ama ilk önce şefimizle tanışalım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Ben Kasım Usta. Şef Kanta Stalöncü sahibinde. Bizim yemekte döner var, küfte var, burger var. İşimiz biraz özel yani. Evet. Aynen başka bir lokanta değil ya. Allah hamd olsun yani. Millet biliyorum zaten benim. Doğrudur. Adınızı alalım. Kaç yıllık bu iştesiniz? Onu da bir üzerine ben biraz konuşalım. Ben Türkiye'de çalıştım. 9 sene Türkiye'de, Ankara'da. Ama her şeyi bildim. Hamd olsun ya Rabbi. Çok güzel. Evet. İsminiz neydi? Ben Kasım Usta. Kasım Usta, siz aynen. Kasım Usta. Şöyle bir şey var, Kasım Usta aslında Iraklı biri, Irak evet. vatandaşı ama kendisiyle Türkçe konuşuyoruz. İşte sebebi, sebebi o ki Türkmencesi aynen. biraz zayıf. Doğru. Aslen nereliydiniz? Ben Kerkükliyim. Kerkükliyim. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bugün yani yanımızda bizden biri olan, Kerkük halkından biri olan bir şef var. Ama yemeğimize bakınca biraz Türkiye'yi hatırlıyoruz değil aynen. mi? Aynen Türkiye. Zaten her müşteri diyor ki ben burada yiyeceğim aynen Türk gibi. Hele de şu döner. Aynen döneri, aynen. küfteni, her şey sosunu, sarımsak aynen Türkiye'de. Aynen. Aynen hiç farkı yok doğrudur. Zaten. Doğru zaten ben nasıl burayı tanıdım? Ben zaten önce geldim burada evet. yedim, çok evet. beğendim. Ama hoş bu geldin, burada kantı değildi, diğer olan. Önce diğeri abi bu tarafta. Aynen. İkisi mi bizde abi? Aynen. Onu da aynen. tattım, çok beğendim. İstedim ki Kerkük halkı da böyle bir şeyi bilsin de yapsın, hani tanısın. Evet. Nelerden oluyor, malzemeler neler, baharatlar neler. Genelde biz Kerkük halkı biraz baharatlı yemekler seviyor. Fazla doğru. fazla baharat. Doğru. Bizim baharatımız burada değil. Buradan değil. Türkiye'de. Zaten bir hafta sonra ben Türkiye'ye gideceğim. Baharat getirmeniz bizde az kaldı Ramazan için. Hamdolsun yani burada baharat var ama farklı. Farklı. Çok mesela farklı. Pul biber hiç pul aynı biber, değil. Aynı değil. Ben şimdi pul biber var burada. Türkiye'ye gelmiş. Bu Türkiye'den gelmiş. Aynen Türkiye'de. O da koku ekmeğe biraz güzel bir koku çıkar. Koku ha. sadece. Aynen. Sadece koku. O özel burada yok. Güzel. Zaten burada oradan yok. Geliyor. Diğer malzeme her şey burada yok zaten. Ekmeği ben yaparım. Siz burada yapıyorsunuz. Aynen. Çok özel ekmeği. Burada kimse satmıyor. Herkes diyor ki bunlar da ekmek söylemem bizim sınavda. Aynen aynen. aynen. O zaman öyle bir şey yapın hani siz de yapın satın millete falan daha güzel olmaz mı? Yok satmam. Ha özel olsun sizde kalsın size aynen. özel olsun bizim diyorsunuz. Özel ekmek yani olmaz ya aynen. bizim sanatımız. Sanatımız. Şimdi bir gün konuşalım neler yapacağız menüde neler var? Bizim menüler her şey var. Döner var. Döner başlıyor. Döner nasıl yapalım? Orada bir tane ekmek var. Bunun adı zurnaydı değil mi? Aynen zurna tavuk. Zurna tavuk. Kerkükler herkes biliyor. Bunu zurna tavuk. Malzemeleri neler? O ekmek lavaş dedi. Lavaş adını. Ekmeği. İçinde ne var? Ne var? Pul biber. Biraz yağ var. Biraz sosunda yağ mı? Zeytin. Sosunda. Aynı yağ zeytinli ve pul biber ve şu koku var ya. Zaten o, koku buraya geliyor. Ha, geliyor. Çok güzel. Onlar hepsini karıştırın ondan sonra salacağım. Bunu ondan sürüyorsun. Sonra ne koyacağım gösterin bunu? Gösterin böyle görünüyorsa. Şu şekilde. Aynen. Ekmeğiniz. Ekmeği zaten nasıl hazırlıyoruz? O eğer püf noktanız yoksa hani önemli bir şey sırrınızı ekmek biraz zor mu? Zor. Ekmek nasıl ya? Biraz zor ya. Yani çok hafif zaten. Hafif bir şey ve fazla pişmemiş. Fazla pişmemiş. Aynen. Doğru. Çünkü zaten dokununca hissediyorsun. Cihaz koyacağım üstüne. Ondan sonra pişecek. Ondan sonra pişecek. Dürüm yapacağım. Tamam. Döner ne koyacağım içinde? Şimdi zurna var bizde. Zurna ne koyacağım? Ne önceki ekmek pişecek. Aynen. Ekmeğiniz. Ondan sonra patates koyacağım. Bazen insanlar yeşillik istedi. İsteğe göre. De, isteğe göre. Ben biraz domates isterim. O zaman ben ne koyacağım üstüne? Domates, patates ve tavuk. Böyle yani. En çoğunlukla da bu isteniyor. Aynen. Ondan sonra sos koyacağım. Bu sos bizim sos özel bir sos. Bu sos özel aynen, sos. Aynen bu kırmızı sosu. Diyebiliyor muyuz içinde neler var? İçinde bir 7 çeşit baharat var. Ama diyemiyoruz. Bunlar bizim sanatı, kusura bakmayın ama yani. Ama yani mesela şöyle bir hafif ucundan geçelim. Mesela kesin karabiber vardır, tuz vardır. Hayır. Salça.
Yani ben olsam tuz, evde böyle yaparım. Tuz var ama çok hafif. Çok az. Millet tuzlu sevmem biraz. Hastalık var. Doğru zaten anladım. Onlarda da var tuz. Onlarda var zaten. Ama içinde salça var. Bir çeşit baharat var. Baharatlar da var. Özel bir baharat var, bizde var. Aynen. O zaman yemek isteyen buraya gelsin, evde yapması sakın. doğru söyleyeyim. Tamam. Artı şu patatesini, tavuğunu içinde koyacağım. Ne koyacağım ondan sonra? Ve sarımsak. Bu sarımsak elinizde yapmış. Siz de yapıyorsunuz. Aynen. Her gün yapmış sabahta. Mayonez değil mi? Mayonez değil. Sarımsak bu. Hiç mayonez yok içinde. Ama bir şey var, bir krema mı ne? Yoğurt mu? Yoğurt az bir şey var. Ve yağ. Yağ. Tamam. Yumurta sarımsak var. Ama başka bir çeşit var içinde yani. Yani buradaki hiçbir şey hazır değil. Her şey siz elinizde yapıyorsunuz. Elimizde. Ondan sonra hazırlıyorsunuz. Hatta şey terbiye var ya tavuk için ben yapamam. Tavuk terbiyesi. Onun terbiyesini bir anlatalım. Nasıl yapıyor? Terbiye var bir 10 tane baharat var içinde. Yani 7 çeşit kekik, karabiber, pul biber, darçin, şey var da. Tuz, aynen salça falan. Yani var. Yağ, fanta var. Ama az az herkesten. Herkes az az. Her 10 kilo, 100 kilo bir şey var. Yani bardakta. Yarım bardak diyelim. Aynen. Yani her, yani falan 100 kilo yapacağım. Her tarafta bardak var, 2 bardak. Yani göz kararına göre söyleyelim. Mesela kaç kişiye göre, ona göre hani baharatlarını ayarlıyorsunuz. Ya baharatınız kişiye yani. Göre. 100 kilo tavuk, her baharatı 3 bardak koyacağım içine. 3 bardak, çok iyi. 3 bardak, aynen. Aynen, sonra pişiriyorsunuz tavuğu. Aynen, koydum dolapta, sabahta takıyor. Ha, yani bir gün kalıyor dolapta, bir gece boyunca diye. Tabii, biraz baharat içinde, tavuk içinde biraz tadı güzel çıkar. Aynen. O patatesler de zaten hazır gördüğümüz patatesler hazır, normal. Zaten. Mersin patatesi, Türk patatesi. Aynen. Güzel. Bir yapalım, gösterelim nasıl yapılıyormuş. Zaten malzeme yapalım, anlattık. Şey İstersen şeyi döner yapalım. Şeyi yapalım. Zıplamalı. Aynen. Şimdi yapalım, getireyim yanında. Burada bir düzelim, hani gösterelim nasıl yapıyoruz. Tamam. Ondan sonra pişecek mi, ne olacak? O pişecek lazım. Pişireceğiz, göstereceğiz nasıl piştiğini. İstersen burada yapalım, istersen şey pişirecek. Yok, burada hazırlayalım, pişirdikten aynen. Sonra orayı götürürüz yani pişirmek için. Önce patatesleri. Aynen, önce en önemli patates. Bazen patates sevmem. Sevmiyor, istemiyor. Tabii. Bunun başka sunumu var mı, başka şekilde? Mesela tabakta ya da ne bileyim. Servis var. Başka şekilde. Servis ne var içinde? Neler? Sadece bundan. Ekmeksiz, orijin için. Diyet yapanlar için. Aynı diyet için diyor ki ben ekmek gerek yok. Gerek yok. Ha, öyle tabakta gidiyor. Tabakta aynen şu şekilde. Sadece sos üstüne koyacağım ve sarımsak. Güzel. Bu kadar, başka bir şey ama yok. Ama isterse şu şekilde. Tavuk yerine et de kullanabilir. Ya, istersen tavuk, istersen et. Et fazlası aynen. Yok. Güzel. Aslında hani bu işin en önemli noktası anladığım kadarıyla hani fazla tecrübem yok yemek konusunda. En önemli sos. Sosu ve ekmeği. Ekmekle sos. Çünkü gördüğünüz malzemeleri hani yapabiliriz, buluruz normal. Var, her tarafta var. Ama iş sosta. Sarımsak ve ekmeği. Hani lavaşı da belki buluruz diyelim. Lavaş var pazarda ama aynen bu değil. Bir torpil geçiyorum oradan. Ama aynen bu değil. Bu değil. Aynen. Varıyor ama kuruyor. Kuruyor, doğru. Anladım, bu biraz özel. Özel, yumuşak. Yumuşak. Su içinde çok az. Çok az. Aynen normal ekmek değil. Güzel. Bir gün de geliriz, belki bu ekmeği bir çözeriz. Ekmeği çok sıkıntı çünkü. Kaç kişinin geliyor dedi, abi Kasım Usta bu ekmek nerede yani dedi. Kusura bakma söylem. Olmuyor. Aynen, yani bizim sanatı. Kusura bakmayın doğrudur, yani. Doğrudur. Aynı söylediğim gibi, bazen domates istedi, bazen bazen gerek istemiyor. Yok. O yeşillik koyacağım içinde. Soğan istemiyorlar mı içinde? Soğan tavuğun yani yanında olmaz. Yani ben tercih olmaz. Etmem zaten. Soğan sadece etin yanında daha etin, lezzetli. Daha lezzetli. Aynen. Bazen istediğim yapacağım ama etini, soğan, domates yanında daha lezzetli. Aynen, doğrudur. Anladın mı? Aynen. Onların sonuna koyacağım. Sosu da üzerine mi bırakıyorsunuz? Aynen. Ha, ben zannettim yedikleri sırada hani kullanıyorum. Hayır, üstüne. Hem sarımsak hem sos. Güzel. Aynen, yani şu şekilde o sos koyacağım. Anladın mı? Ondan sonra güzel. Sarımsak. Acılı mı bu yani şimdi? Hafif bir şey. Hafif. Hafif bir şey abla. Anladın mı? Genelde Türk yemekleri biraz acılı oluyor
Yani bizde acı var. Zaten şu var ya pul biber, o çok acı. Çok acı. Aynen. Bazı insanlar sevmem. Sevmiyor. Yani diyor ki çok acı, ben yemiyorum. Yemiyorlar. Bunu bunun yani içerine koyuyor musun yoksa o başka mı? Hayır, bu sadece lavaş içinde. Lavaş içinde. Tamam. Ben anladım. Bu çözdüm. Tamam. Sadece iki tane lavaş içinde. Tamam. Başka bir şey yok. O anladım. Aynen. Anladım. Ekmeği onları sadece ekmek için. Aynen öyle. Ekmek çünkü üstüne olmaz. Olmaz. Biraz tadı değişiyor. Güzel. Aynen. Bu birazcık acılık veriyor. Aynen. Şu dürüm var ya, o zurna malı. Şu şekilde saracağım. Anladın mı? Aynı zurnaya benziyor zaten. Gördün mü? Evet. Şu şekilde. Şu şekilde. Ama pişecek bu. Pişecek lazım. Gidelim mi pişirmek için? Gidelim. Pişecek. İstersen pişecek şimdi. Evet, pişirelim. Ben de onu pişirelim, gösterelim. Tamam, şimdi piş. Hazır zurnayı yaptık, hazırladık. En son servis yapınca göreceğiz hani nasıl piştiğini, nasıl güzelliğini. Aynen. Şimdi sırada köfte var. Köfte mi abi? Hani en çok sevdiğimiz neyle? Köfte. Köfte zaten müşteriyiz. Çok seviyorum zaten. Aynen. Bu etimiz bizim etimiz yani. Maslah falan değil ya. Siz kesiyorsunuz. Aynen bizim yani. Hazır getireyim, burada yapacağım. Lükanta için aynen. Güzel. Bunların içinde neler var? Hani şimdi hazır önümüzde görüyoruz ama bunlar hazırlanıyor burada. Ne şekilde hazırlanıyor mesela? Şimdi etimiz getireyim, ben burada yapacağım zaten. Hı-hı. İçinde ne var? İçinde az bir şey, tuz var. Hı-hı. Ve 7 çeşit baharat. Artı bir tane az bir şey pul biber var. Çünkü acı. Acı. Aynen, köfte acı lazım. Acı. Yani daha, şimdi bu acılı köfte. Aynen. Aynen, daha lezzetli. Hı-hı. Ondan sonra dolapta koyacağım bir saat, bir yarım saat. Çıkacağım, aynı şu yuvarlak yapacağım. İyi de bölüyorum sizi ama benim bildiğim kadarıyla hani fazla dediğim gibi tecrübem yok ama bunun içerisine bisküvi mi ya da ekmek falan bir şey mi bırakıyorlar? Hamurun içerisinde. Hani birbirini tutmak var için. Her kilo köfte bir ekmek var. Ekmek arası. Çünkü sadece et. Kuruttuktan sonra. Aynı patlıyor. Anladın mı? Anladım. Bir kilo bir ekmek var. Bir kiloya bir ekmek. Bir ekmek, aynen. Ekmek dediğimiz yani samur var. Ekmek arası dedi. Samur. Ekmek arası. Aynen. Ondan sonra hepsi sarıyor. Az bir şey dedi ki, iki kaşık 7 çeşit baharat var. Birazcık pul biber. İki kaşık pul biber koyacağım. Çünkü acı daha lezzet. Artı bir kaşık tuz var. Bir kaşık tuz ama soğan yok mu? Soğan falan. Soğan hiç yok. Bir şey yok. Sadece kıyma. Sadece kıyma ve baharat söyledim. Aynen, ne anladık. Baharat içinde. Aynen. Acılı. Burada da başka sosumuz mu var? O biraz bizim sosumuz. Aynen o sos. Az önceki. Aynen sosu. Şey, zurna malı. Zaten bizim o sosu var ya. Her tarafta yapıyor bizim. Yani bütün yemeklere bu sos giriyor. Bu sosu. Giriyor. Aynen. Ama şimdi bunun biraz içinde mi var? İçinde yok. Yok. Sonra üstüne koyacağım. He, güzel. İyi de bunu hani şimdi bulgur yok falan, genelde burgulla Burgul oluyor. Yapmıyor yani, fazla sipariş gelmiyor yanına. İstek yok. Yani her tarafta diyor ki dürüm küfte yap. Dürüm küfte çok gider bizde. Yani şimdi biz bunu tabak şeklinde yapacağız. Tabak şekilde, aynı şu şekilde gördüğünüz gibi şimdi söyleyeyim. Üstüne ortaya koyacağım. Yanında küçük ekmek koyacağım yanında. Aynen o şekilde. Müşteri öyle dedi. Bazen diyor ama en fazla gider dürüm köftesi. Dürüm köftesi. Aynen. O nasıl, aynı ekmek mi kullanıyoruz? Aynen ekmeği. Zurna var ya ekmeği. Aynen ekmeği. Onun üzerine. Ama biraz farklı var. Yani zurna tavuk. Patates var, sarımsak var. Aynen. Köfte malı, patates yok. Sarımsak yok. Sade. Sadece soğan, domates, az bir şey, yeşillik. Soğan sevmeyen mesela, hani ben sevmiyorum pek. Kullanmasam yeşillik da olur. Yeşillik koyacağım içinde. Yeşillik. Yanında ben koydum zaten tabakta. Aynen. Bazen soğan sevmem ama en önemli soğan ve domates. Aslında, ve sosumuz. Aynen. Aslında hani severler, biliyorum ben. Türk köftesi yenildiği zaman hani bir soğan ister yanında. Tabii. Sevmeyenler de mesela yeşillik de kullanabilir. Yeşillik. Marul mu bu? Yeşillik, has marul. Aynen. Güzel. Bu şekilde yapılıyor ama bunlar pişecek değil mi? Şimdi pişecek lazım. Bundan önce hiç pişmedi değil mi?
Yok. Hiç pişmemiş. Onu pişmemiş. Zaten dolaptayım ya. Sonra pişecek şey geliyor sonra. Bunu da bekletiyor muyuz bir gün falan bir şey? Yani vallahi her gün gider ya. 2 kilo. Yok onu değil. Hani hamurunu daha çiğken hani dolapta falan bekletiyor muyuz yarın için yapalım? Hani mesela zurnada öyle yaptık ya. Dediniz ya hani dolapta bekletiyorsunuz. Sonra hani terbiyesini alması için. Tabii dolapta koyacağım. Yani ben falan bugün kalmadı. Ben gece getireyim sabaha kadar. Sabaha kadar hemen sarıyor aynı şu yuvarlak. Yuvar. Şu dupana bak. Yani bana çok yani önemli biraz. Yani bunu önceden sarıyorsunuz sonra dolaba bırakıyorsunuz. Aynı. O şekilde daha çünkü tadı yavaş yavaş alıyor. Güzel. Aynen. Bunu da götürüp hani şey yapalım mı? Pişirelim mi? Pişecek zaten. Gel üstüne göstereyim. Bundan sonra tabakta koyacağım. O zaman gidelim bunu da yapalım. Tamam. Köftemiz pişti hazır. Yanında ekmekler görüyoruz. Şimdi sırada ne var? Ne yapacağız? Sırada ne koyalım? Şimdi köfte hazır, ekmek de hazır. Aynen. Sersin tabakta dedik ya. Tabakta şu şekilde koyacağım. Köfte üstüne, şey güzel. Ortaya. Tamam mı? Aynen. Şu şekilde. Çok güzel de kızarmışlar, pişmişler. Tabii. En önemli. Bizim etimiz böyle. Hı-hı. Anladın mı? Şu çok şekilde. Güzel. Ondan sonra o sosu zaten özel bir sosu. Özel şu şekilde. Sosumuz. Şu şekilde sosu ver ve sonra müşteri geliyor ki bana bir köfte, bir lokma köfte yiyeceğim. Anladın mı? Aynen şu şekilde de yeniliyor. Aynen. Çok güzel. Evet. Bunu zaten tadacağız ikimiz beraber şimdi. Az sonra aynen. Tadacağız. Tamam. Bunu nerede kullanacağız? Kullanmadık. Onu bazı müşteri diyor ki onun acı biber biraz yan tarafta yanında koyacağım. Ben koyayım ama herkes sipariş almıyor yani yanında. Zaten içinde acı var. Acı var içinde. Aynen çok aynen. Acı var içinde. Hı-hı. Ama yani 3-4 müşteri var. Çok acı seviyorum ya. Daha fazla acı. Aynen yanında koyacağım. Bunu ekmek üstüne koyacağım ben falan. Peki bununla ne gidiyor? Ayran mı? Kola mı? Ne gidiyor? Ayran. Ayran. Ondan ben zaten bir ayran söyledim. Ayran. Çünkü ayran. Serin olsun hani. Tabii sıcak ki. Falan. Bizim acı, zaten acı. Döneri yanında ayran daha lezzetli. Aynen. Ama herkes diyor ki ayran yanında daha lezzetli ama müşteri aynen. Biraz... Yani İsteğe farklı. Göre farklı. Aynen. Sevdiğin damak zevkine göre. Bir kola bir ayran fark etmez bizde ama... Ayran çok önemli yanında. Tabii ki sizin tavsiyeniz önemli çünkü siz biliyorsunuz bu ne şekilde hani yenilirse daha tatlı olur, daha güzel olur. Tabii. O yüzden tabii, tabii. Sizden alacağız zaten tavsiyeyi. Zaten müşteri geliyor diye de falan döner yiyeceğim. Dedi abi ayran yanında daha lezzetli. Aynen kesinlikle. Çünkü bizim yemekte biliyorum ya kola var yanında ama ayran biraz geçiyor tabii. Geçiyor aynen. Aynen ama ayran yanında mükemmel. Harika bir şey. Doğrudur. Arkadaşlar şimdi yemeğimiz hazırdı. Diğer yemeğimizi de yaptık. Şimdi elimde lokmam ama geçen gün diğer masaya oturalım. Şefimizle beraber bir de dağın özüm. Biraz bakalım ne şekilde dağdı. Gel bizimle. İzleyenler gördüğünüz gibi yemekler hazırdı, buradaydı, bu şekilde sunumlu, köfteci, ekmek özüydence, tabii özlerine özel bir ekmekti. Burada da yanında da zurna dediğimiz yani dönerdi aslında. Aynen, ama zurna tarzı. Zurna tarzında, evet. Şeklinde diyelim ki. Evet, aynen. Aynen. Şimdi o aşamaya ulaştık ki dadacağım özün. Tabii ben bundan önce dediğim gibi yemişim burada, çok doğru. Güzel, çok beğenmişim. O yüzden bir daha beraber tadalım. Ondan tabii. Sonra son kelimeleri söyleyelim. Tamam. Tadalım o zaman. Yüzüm şu köfteli.
Gerçekten ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Hele hele dediğiniz gibi yeşillikle falan çok mükemmel, güzel gidiyor. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Diyeceğiniz son bir şey var mı? Son bir şey, çok teşekkür ederim senin için arkadaşlar. İnşallah her zaman gördüğünüz gibi yani yemekte iyi, güzel bir şey çıkar. Ve en önemli yemekte temiz bir şey. Aynen. Zaten çünkü bizim insanlar iyi. Doğru. Bizim yani sisteme en önemli temiz bir şey. Aynen. Doğru. Yani para zaten falan önemli değil. Önemli. Yani her tarafta çıkıyor diyor ki Kasım Usta elinize sağlık. Hı hı. Çok güzel bir şey. Mükemmel bir şey. Bunlar sadece bundan yeter. Hamdolsun. Ellerinize sağlık o zaman. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkürler. İnşallah her zaman bekliyorum bu tarafı. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi yemekler mükemmeldi. Evde yapabileceğiniz basit şeylerden güzel yemekler ortaya koyabilirsiniz. O zaman gelecek hafta bakalım ne şekilde, ne programdan, tatlı mı, yemek mi, neyle görüşeceğiz bilmiyorum. Sürpriz olsun. Bay bay.